9 kılıç ustası arkadaşlar. Umuyorum video şu anda kayıt altındadır. Yani hiç tahmin etmeyeceğim şeydi. Hatta dedim ya geçen oyun bunu denedim olmadı. Şimdi bakalım. Herkes 4 kişi 4 tane vuracak. Oyundaki herkes 4 kere vuracak. Bu nelere yol açacak? Buna yol açtı. Divana hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada güzel item vardı. Alabileceğiz mi bakalım Braum'un üzerinde. Koşturacağım. Koşturduk olmadı. Spatula. En azından spatulayı alalım. Buradan koşup spatulayı alabildim bir şekilde. Şu anda plat 2 40 puan civarındayım arkadaşlar. En son videoda ya 3'tüm ya 4'tüm galiba. Nasıl bir şey yaparız emin değilim. Bugün aslında bir video denemesi yaptım. Bu ikinci video denemem. O video denemesinde 9 kılıç ustası denemek istemiştim. 8'de kaldım. 9'uncuyu bulmak için çok yaklaştım. Son spatulayı bulamadım. Yani o yüzden biraz üzüldüm. Yine aynısını dener miyim bilmiyorum. Aslında o tamamen 9 tane kılıç ustası yapayım diye gelmedi aklıma. Hani videoya öyle bir başlangıç yapmadım. Ne gelirseydi. Ama direkt daha bu birin ikisinde 3 tane şey vardı elimde. Şenle başlamıştım zaten. Yanına iki tane de küçük küçük adamlar geldi. Neydi işte Camille ve Fiora geldi. Dedim hadi gidelim bari. Şu ankinden hallice yani. Acaba yine mi gidiyoruz? Siz ikinizi koyalım şöyle. Bir bakalım. Grace'i zaten tutacağım elimde. Eğer bir yere gidiyorsak belki şeyle başlayabiliriz. Herhangi bir kompozisyona gidersek. Pirate'la, korsanla gidebiliriz. Para konusunda çok çok yardımcı oluyor. Kazandırdığı 10-20 altın gerçekten en azından size bir seviye falan belki de hediye ediyor. İki seviye belki hediye ediyor. Hasar tabi yiyebiliyorsunuz ama hasar yemek de o kadar kötü olmuyor. Hem para kazanıyorsunuz hem hasar yiyerek aşağılarda kalıyorsunuz ve item seçebiliyorsunuz. O yuvarlaktan çok güzel. Bir tane direkt Şu an bir gözüm seyirmeye başladı yine şeye doğru. Oy oy. Oy ki ne oy. Yok şöyle. Seni de alalım da. Graves. Hadi bakalım. Bir çılgınlık yaptık başladık. Yine gidiyoruz arkadaşlar. Hiç aklımda yoktu yani aklımdaydı tabii de hani son videoda öyleydi. Bir 9 denenir mi? Birincisi daha çok erkenden geldi. Şu anda bulmamız gereken bir tane daha spatula bulabiliriz. Şansımız var ve bir tane de nişancıyı. Önceki oyuna ben 2 tane şeyle başlamıştım. Şu aşırı maymun sopa mıydı? Aşırı gereksiz sopa mıydı? Öyle saçma bir şey var ya. Onunla başlamıştık. Yani hiç yoktan iyidir. Bunu da güzel şeylere çevirebiliriz zamanla. Bir Camille daha bulabildik. Buradan istediğimiz bir adam var mı? Grace gayet güzel. Yanına şöyle şeyler yapalım. Hasar yemekten gerçekten çekinmiyorum ben şu anda. Döven varsa bize gelsin buyursun dövsün. Aşağılardan artık aşağılardan bir şeyler spatula olur şu olur bu olur. Seviye kesinlikle basmayı planlamıyorum. Paramız vardı mesela şu an bunları satıp yerine bir tane daha Fiora koyabilirdik. 4 tane kılıç ustasıyla başlayabilirdik. Ama yani o kadar da gerek yok bence. Ölelim de bari belki en azından onlardan birini buluruz. Sevinirim yani hatta şey olursa. Hatta Shen'i satsak da şey mi alsak? Shen bizi ayakta tutuyor falan. Kime vuruyorsunuz? Kimsenin canı gitmiyor. Ha, Fiora'ya vuruyorlarmış. Güzel. Ben istedim bir göz. Resmen rakip verdi. Bize iki göz. Deli gibi vurdu. 7 vurdu yani. Oyunun başında 7 vurmak nedir? 8 vuran da varmış gerçi ama olsun. Yani ya. Ooo 5 oldu. Arkadaşlar. Oyun çıldırdı. Şöyle tutalım da hani o kadar belki oyun bir an terse döner. Şöyle baktığımızda 3 tane de şey var aslında. Zımbırtıdan var. Bir tane Pike'ımız eksik bizim bunu kullanmak adına. Bu oyunda hasar yemek istiyorum ya. O yüzden bunları herhangi biriyle değiştirmeyeceğim şu anda. Şöyle bile olabilirdi. Eğer döven varsa buyursun gelsin yine aynı şekilde. Buradan biraz daha hasar yiyelim. Bir sonrakini kazanabiliriz. Dipte olmanın çok bir anlamı yok. Ama bunu bile kazanma imkanınız var gibi şu anda ama. Dur bakalım.
Yok. Yemedi. 88-87. 85 var. Bu adam benle resmen yarışıyor dibe vurmak için. Ya eminim. Bunu da yenilirsek ki yenilsek de çok sorun değil. Ben ama yine de GP'yi koyacağım. GP'nin ulti atması tabii neredeyse imkansız. 100 manayı nerede dolduracak? Bu adam seviye atladı. Ben onunla karşılaşmayı yeğlerim aslında şu an. Pyke da geldi. O zaman biz parayı oynayalım ya. Pyke'a değil de şeye değil de. Şöyle yapalım. Bu tur bir para alalım. Hatta şuradan da 10 altın yapalım. Zaten öleceğiz muhtemelen. Yani yaptığım şey riskli mi derseniz kes... Aha, dördüncü adam. Dördüncü adam bir tane kılıç ustası. Hadi sen gel. Sen bir dur burada ya. Şimdi burada yenilme şansımız var mı? Tabii ki yenilme şansımız var. Aslında gayet de güzel kompozisyon bulduk şimdilik de. O adam bizi yener mi? Döver mi? Yenebilir. Dövebilir. Biz de ulti attık. Hatta biz yeniyoruz bu adamı. Bu adam birinci mi? Bu adam gerçekten birinci mi? Ne alaka? Dönmesin bu adam. Bu adam dönerse ortalık yalan olur. Aynen. Neyse. Hasar yiyeceğiz ama yiyeceksek bile 3-3-4 yeri. 87, 83 falan olur herhalde en kötü. 84 oldu. 3 vurdu. 4 vurmadı. Şimdi spatula var mı? Spatula. Spatula var mı? Spatula var mı? Spatula yok ama şurada bir tane en azından şey var. Onu ben istiyorum. Bu adam açılmadı çok tuhaf bir şekilde. Ha, 85. Bu adamı bir üste koymuş. Açılsaydı muhtemelen alabilirdi. En azından almak için mücadele girecekti. Bütün oyun boyunca arkadaşlar bize gereken şimdi seviye 9 olmak. Çünkü 9 adam koymak zorundayız. İkinci olarak da bir tane spatula. İşler çok 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 tuhaf. Öbür item'ı da hız item'ını da şeye vereceğiz şimdi. Pyke'a vereceğiz. Bundan sonra artık çok fazla kaybetmemek lazım ya. Spatula için tabii 3'ün 4'ünde de şu ortalarda falan olsak, aşağılarda olsak ama aşağılarda olmak için de çok fazla şey yapmak lazım. Bir bakalım buradan bir altın alabildik. Seni bir satacağım ben. Sen gel. 19 altın değil mi? 50 altına mı çabalasak? Ne yapsak? Ya canımız çok düşerse seviye 9'u bulamayabiliriz. Seviye 9'u bulamama sebebimiz şu olur. Sürekli takımımızı ayakta tutmak için, refresh yapacağımız için, reroll yapacağımız için yani level atlamaya fırsat bulamayabiliriz. Bir yerden sonra galibiyet serisine bağlamak lazım. Bu adamda şövalye bonusu var. Ve 3 tane 2 seviyesi var. Çok sıkıntılı olacak. Herkes düz hasar vuruyor Allah'tan. Derken gerçi düz hasar vurmayan bir sürü adam olduğunu da fark ettim. Mesela şu an Garen gibi. Mesela bu adamın dönme hasarı gibi şimdi. Vur şuna bir tane. Herhangi şunu alamayabilirim. Yetişemeyebilirim. Neyse yetiştik. 77. Hems. Bu turu da böyle geçeceğiz. Ondan sonraki seviye daş adamları ölmemek için seviye basacağız. Yaptığım şey gerçekten çok riskli ya. 29 can. Ya bu item güzel güzel şeyler yapabilen insanlar var. Çok fazla vuracağımız için kırmızı efekti lazım olabilir. Ya da bunu şeye verip Warmog falan yapabiliriz. Daha başka neler yapabiliriz ki? Ultisinden dolayı belki şey yapabiliriz bu adama. Nedir o? Bakalım. Manası da gitti. Ulti de atamayacak bu adam. Çok fazla vurdu bizim adam. 1700 vurmuş. Hayret kazandık. Bir galibiyet aldık. Bu yendiğimiz adam da aşağılardan bir tane adammış. Yani sorun değil şu anda. Bir altın vermesi en azından ne yapalım yani. Bir altın bir altındır dedirtti. Bir tane GP bulduk. Bir seviye daha atlayalım. Sen şurada dur. Sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada dur. Bir tane adam lazım değil mi? Yüksek seviye mi alsak? Başka bir şey mi alsak? Tetikleyebileceğimiz bir kompozisyon yok. Sen fazla vurursun diye tahmin ediyorum. Sonuçta ninjasın. Bu adama gitmezsin, değil mi? Şöyle koysak zıplarsın sen oraya.
Sen şöyle dur ya. Buradan gelene hasar şey yaparsın, durdurursun. GP'yi 2 yapabilirsek çok iyi olur çünkü ulti atmadan ölüyordu. O gelen hasardır, verdiği hasar, canı falan artması falan çok iyi olur. Mesela gördüğünüz gibi burada hasar yedikçe neredeyse ulti atamayacak seviyeye geliyor. Resmen dağ taşa ulti attım be GP. GP için bir kılıç lazım. Bir kılıç çıkar mı buradan? Bir item versen. Ah be. Yani çok fazla ummuyordum buradan şey çıkmasını. Nedir? Spatula çıkmasını ama. Çıksaydı da efsane olurdu. Şimdi bir tane seni aldık. Ben bir iki refresh yapmak istiyorum. Burada değiştireceğimiz kim var? Şu anda sana çok fazla gerek yok. Biz burada ne kadar çok adam şey vurursa o kadar iyi. 33. ...34, 37, 38 satsak da olmuyor zaten. Şunları alalım biz. Kazanma ihtimalimiz var mı derseniz burayı da var. Yani sonuçta hala 4 tane kılıç ustası ve hepsi artı 1 hasar vurma ihtimali var. Onu bir patlatırsan of çok iyi, çok iyi hasar. Efsane hasar. Ama buradan çıkamayacağız gibi. Efsane hasar ama adam da vurdu yani. Bir seviye atlayalım. 6 yapmak istiyorum bunu aslında. Direkt seviye 7 olmak lazım. Ama paraları da harbur parmağı savurmak da istemiyorum. 34, 37, 39, 40. Son anda. Shen. Bir tur daha böyle hadi idare edelim ya. Bir tur daha gitsin bakalım böyle. Çok öne de koymak istemiyorum ama. Böyle olsun ya. Beşinci adam bu. Altıncı hala yok. Yani Draven'ımız eksik. Yasuo'muz eksik. Draven, Yasuo ve Aatrox eksik şu anda. Bu adam da biraz late'de sıkıntı olabilir. İşte vurmaman gereken orada en büyük adamı. O adamın bonusu var ve o adam direkt ulti atıp yalan edecek. Allah'tan arkaya markaya vuruyor da bizim Graves. Yalan malan ediyor. Tamam güzel. Onu da kesersiniz artık değil mi? Keseceğinizi tahmin ediyorum ben. Çok güzel. Para ver kanka bize. 47, 48, 49, 50. Harika. Tam istediğimiz yere geldik. Şimdi Camille'den bir tane daha aldık. Bekliyoruz burada. Ben bir seviye atladım. Burada kimi koymak isteriz? Bir tane daha aslında burada kılıç ustası bonusunu mu kullansak? Yoksa Shen'i mi kullansak da iyice tanklasak, manklasak? Hasarı nasıl olsa bunlar çıkartır diye umuyorum ama. 47'deyiz şu anda. Biraz refresh yapabiliriz bunlardan sonra. Direkt 7. seviyeye oynamayabiliriz. Birkaç tane adamı yüksek seviye yapmak istiyorum. Yoksa bir seviye bir seviyelerle bir yere varamayız. Oo, bir de kırmızı kırmızı patlattı adam. Bayağı bizden herkes öldü gibi. Bir kişi iki kişi kesseydiniz ya. Şunu vursay, şuna vursaydınız bari biraz. Neyse. 58 geldik arkadaşlar. Dipteyiz. Bir daha vursaydı belki alta falan giderdik. İlk iki çıkacak. İlk iki spatula bırakmayacaktır bize. Bu biraz üzücü haber. Ben spatula bulamazsam almak istediğim kılıç var. Tek kılıç. Tek kılıcı da şeye vereceğim. GP'ye vereceğim. GP inanılmaz fazla hasar çıkartıyor o durumda. Spatula var mı? Spatula var ama bize kesin kalmaz. Akalin üzerinde bir de. Dönecek mönecek tam bana doğru falan gelecek o dönmeye başladı ama spatula zaten kalmadı. Kılıç var mı? Neyse kılıç benim olacak şu anda. Benim önüme geliyor. Biz neredeyiz? Spatula mı olsaydı güzel olurdu ya. Çok çok mutlu olurdum da o bir belki bir hasar. Bir iki hasar her şeyi değiştirdi. Gerçi adamın önüne çıkmıştı hani o yüzden çok bir şey yapamazdık. Adam buradan başladı şuradaydı yani direkt. Neyse daha yolumuz uzun ya. Elbet bir yerden bir spatula buluruz diye tahmin ediyorum. Canım da düşük zaten. Biraz korkutuyor. Riskli bir deneme. 9 tane adam ama bulabilirsek kesin galibiyet. Yani 9 tane kılıç ustası bulduysanız o oyun sizindir diye söylemek yanlış olmaz diye tahmin ediyorum ben. Sen bir git. Sen bir gel. Kime verecektik bunu? GP'ye vereceğiz.
Dın 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 dın. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi satacağımız adamlar. Sen git. Sen git, sen git. 48 oldu burası. En azından şu Hex'teki tetiklemek için güzel oldu. Bu da iki kişiyi vuracak. Aynı zamanda bir de kompozisyonumuz var. Ultiyi patlat kanka. Yani çok süper olmadı ama. Oy, bu adam da geri geldi. Kesme imkanımız var mı? Yok gibi. Vuruyoruz ama. Canı sağ olsun. 52 candayız. Refresh'e birazcık daha devam edeceğiz burada. Hala benim takım gücüm yerinde değil. İstediğimiz adam mı? Hayır değil. İstediğimiz adam mı? Hayır değil. Sen okey. Shen'dense şöyle bir şey yapmak istedim ama doğru yapar mıyız emin değilim. Bu adamı oyuna sürsek güzel olur mu? Bir seviye atlasak da koysak. Boş ver ya. Ben bir seviye daha atlamak istiyorum. Shen'i koyacağım çünkü Shen çok daha çok mantıklı, yararlı olabiliyor. Shen'in hasar tutması var ama buradan gelebilecek hasarlar da önemli. Derken öldük. Çok 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 fazla hasar yemeye başladık. Seviye alacağız, seviye. Tamam, burası güzel bir turn oldu bizim için. Şimdi burada bu adamı kullansak mı? Bu adamı burada kullanmanın çok bir anlamı yok. Çünkü ölecek ve hexeklik bir durum yok yani. GP'yi çok önde tutuyorum ama ulti atmasını da istiyorum. Ama ön saf adamımız yok şu anda çok fazla. Bir Draven çok iyi olur ya. Draven lazım bize. Bu turdan sonra bir seviye atlayacağız. Hem iki seviye, yani şu anda bir tane de bunu koyabileceğiz. Ondan sonrası artık. Of. Bu oyun tam bir çılgın. Bu oyun tam bir çılgın. Neler yapıyorsun sen oyun? Neler yapıyorsun sen oyun? Yanlış yapmayalım. Hemen bunu verdik. Bunu verdik. Bir seviye atlayalım. Seni koyduk buraya. 5 oldu değil mi? 6 mı yaptık? 6 yapamadık. Niye? Çünkü bunu koymadık. Şimdi bir tane bundan Draven bulabildik. Draven'ı koyalım şuraya. Bunu 2 yaptık. Neyse, şimdilik bir burada dursun. Çok heyecanlandım. 6'yı bulabildik. Burada 6 çok önemli. Yanına belki bir tane şeyi koyabilsek, güzel adamlardan bir tane koyabilsek. Bakalım şu an ne kadar hasar vurabileceğiz. Hani hala efsane durumda değiliz ama. Ama gayet de güzel. O adam ne ölmedi be. 34, sen de gel kanki buraya. Bundan sonra bir seriye bağlama ihtimalimiz var. Aşağıdakiler ölürse, ki bu adam ölecek gibi. Parası marası çıkışır mı emin değilim ama. Jinx geldi. Bir tane daha bundan geldi. Bu adam da 3 olacak birazdan. 37. Sana ihtiyacımız yok. Bir seviye atlarsak kimi koyarız? Kimi koymak isteriz? Bir tane seni koyarız yani kesin olarak da. Ama 8 yapacağım ya. 46. 46 olacak. 40 altın ihtiyacım olacak. 40 altın direkt verebilecek durumdayım. Ben bu parayı gözümü kırpmadan vermek istiyorum. Çünkü bundan sonra benim çok fazla istediğim bir item yok. Şurası biraz... Tamam, güzel, orası biraz riskli diyecektim. O adamı kesmek lazım ama erkenden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buradan çıkmasının pek bir şansı yok. Çok güzel hasar. Harika. 8'inciyi de koyacağız şimdi. Bu seriyi bozmamak istiyorum. Dediğim gibi beklediğim bir item yok artık. Ne gelirse artık bir yerlerde kullanacağız. Tabii ki Draven'a hasar, Jinx'e hasar, GP'ye hasar falan çok iyi olur ama... Adamlar zaten normal olarak vuruyorlar. Sadece seviye 2 olsalar yeter. Kamil, ne yapıyorsun Kamil? Şimdi... Hanginizi bozacağız? Şimdi bundan bir vazgeçeceğiz. Şu şöyle olacak.
Sen bir süre burada dur ama seni de çok fazla istediğimi söyleyemem. Jinx geldi. Seviye atlamadım. Aa, şu Aatrox'u alalım. 6, 7, 8, 9 yapabileceğiz birazdan. Bunu da satıp item'ı ben şeye vereceğim. Jinx'e vereceğim. Direkt yok ettik ama adam zaten ruhtu. Şimdi biz seçeceğiz. İlk seçen iki kişiden bir tanesi olacağız. Buradan inanılmaz bir geri dönüş yapabiliriz arkadaşlar. 9'a oynayacağım ben. Elimden geleni yapacağım. Umuyorum ölmeden oraları bulabiliriz. Eksik bir tane Yasuo kaldı. 9 olursak zaten Yasuo'yu bulma ihtimalimiz ya %10 ya %15 her seviye 5 adam bulma ihtimalimiz. Çok zorlamayacaktır herhalde. Şu an sadece biraz kafam karışık. Yasuo var. Yasuo istiyorum ben. Spatula mı patula boşver salla. Aa, ben sondan 2 değilmişim. Ana Yasuo bize kalmayabilir. Haa! Of be, 9 adamı bulabildim şu anda. Çok ilginç, çok ilginç şeyler yaşanıyor şu anda bu dünyada arkadaşlar. Şu anda inanılmaz inanılmaz heyecanlıyım ama 9. seviyeye ulaşamadan oyun biterse bir şekilde çok üzülürüm. Biteceğini sanmıyorum. Biz öyle biliriz sadece ama yoksa oraya kesinlikle ulaşırız. Şimdi Yasuo'yu, bu adamı direkt satacağız. Item'ı buna vereceğiz. Bundan sonra zaten şey bitti, şu bonus bitti artık. Oradan para beklemiyoruz. Sen gel buraya. Seni sattık. Item sana. 7 oldu burası. Buradan istediğimiz bir şey var mı? Seni de istemiyoruz değil mi? Seni de aldık. Buraya koyduk. Şurada çok fazla item birikti. Bunları yan yana da koymak istemedik. Tank. Şöyle yapalım. Çok fazla ayrıldı herkes ama olsun. 8 tane kılıç ustası şu anda. Haydi bakalım. Ve karşıda sadece 6 tane adam var. Of of, yok ediyoruz yok ediyoruz. Ölür mü bu adam? Ölmez. 64. Bundan sonra bir para harcamayacağız artık. Amacım benim o 9'a gitmek. Sonra Fiora'yı orada küçücük bir koyacağız. Sonra bekleyeceğiz. Keyfi oynayacağız, izleyeceğiz. 18 altın. Kaç altın kaldı şu an? 60 altın kaldı. Sanıyorum 2-3 turn sonra bu başarıyı elde edebiliriz arkadaşlar. 2-3 turn'e de öleceğimi sanmıyorum. Zaten bir sonraki kuzular, kurtlar olacak. Şunu bir biz buraya atalım. 1980 canı var. Vay anasını be. Ne oyun oluyor şu anda. Seni böyle çok öne koymak istemiyorum ama şöyle yapsak. Çok da direkt en ön plana çıkmasın, ölmesin. Bakalım. İyi yani, bu adama gitmesi çok sorun değil bizim için. Ama keşke sen kendine bir yer bulabilsen. Çok güzel, bir de patlayacak şimdi bizim adam. Oy oy. Of, adam ölmedi be. Adam ölmedi ama o adam öldü. Bizden adam ölmedi ama oradan adam öldü. Şu an resmen ellerimi böyle koyup bekleyip galibiyete ulaşmayı bekliyorum yani. Şu anda bu durumda bizi yenebilirler mi acaba diye düşünüyorum. Çok da bir ihtimal vermiyorum ama yani hayat bu. Olur mu olur. Yanlışlıkla bunlar elim E'ye çarpar refresh yaparken, şu olur bu olur. Buradan ne item çıksa bekleriz. Bir tane ata kızı item'ı çıksa çok iyi olur. En azından buradan bir silence işi olur. Ulti attığında silence'lama ihtimali olacak bizim Yasuo'nun. Draven normalde carry'dir ama yani şu an Draven değil yani. Şu an herkes carry bizde. Bakalım kim çok vurmuş. Bu adam çok vurmuş, bu adam çok vurmuş. Draven orta seviyelerde takılıyor. Zaten item'ı da yok. Normalde herkesi Draven'ı bufflasın diye alırsınız. Şu anda ben Draven'ı takımı bufflasın diye alıyorum. Ne verdin? Aa, bunları mı verdin? Ölünce doğma. Kim ölünce doğsun isteriz? Jinx ölünce doğsun ister miyiz? İsteriz herhalde değil mi? GP de ölünce doğsun isteyebiliriz. Ama kim böyle daha önemli? Kim o kadar çok hasar veriyor? Jinx en çok hasar veriyor. Hem atak hızı olarak da önemli. Verelim ya. Aman nasıl olsa kazanacağız. Şu adamın 80 canlı olması korkutuyor. 4-8 tane adamı var. Bizde de 8 tane var.
10'a 10 olacak, 54 olacak. 2 turn, 3 turn sonra falan sanıyorum şey olur. Ulaşırız diye tahmin ediyorum oralara. Kim bu adam? Dipte 14 canlı adamlardan bir tanesi. Ölüyoruz mu la? Ölmüyoruz değil mi? Jinx koptu ama. La 10 canı var adamın. Ölüyorduk. Demek ki o kadar güvenmek lazım ama şu an yani direkt iki katına çıkacak atak. Nasıl heyecanlıyım, nasıl heyecanlıyım. Penta atsam bu kadar heyecanlanmam. Ve hala da adamları güçlendirmeye devam ediyoruz. Eksikler kim var? 1, 2, 3, 4 tane adam eksiğimiz var. Bir de bu var yani, hani iki seviye olmamış. Aslında takımın yarısı iki seviye olmamış durumda. 54. 50 kaldığında 2 turn sonra kesin olarak 50 altını bulacağız. Hatta 52 altın bulamayız ama 2 turn aynen 50 altını buluruz. 52 altın lazım olacak ama. 17 altın kasabilir miyim? Kasarım. Galibiyet serimiz devam ederse. Oy, bu da tehlikeli ama şu an biraz sıkıntılı gibi. Oy, bu hiç hoş olmadı. Bizim adam çok fazla stun yedi. Kesme ihtimalim var mı? Yani elinden geleni yaptı ya. Bu daha güçsüz hallerimiz arkadaşlar. Seriler bozuldu. Yani böyle bir insan korkuyor tabii ama. 43 altın. 43 altın bizi ulaştırmaz oraya. 52, 50 kalacak sonra rahat rahat. 9 altın almam lazım. Gerçi rahat rahat diyorum ama bir şeyler satar mıyız oraya gitmek için? Şunları satmam. En fazla 2 turn ya. 2 turn'de de 37 vuramazlar bana. Hani beni deli gibi kesmeleri lazım ama ben o kadar kolay ölen bir adam değilim. Şuraya mı koysak? Çeken adam var mı? Blitz olan adam yok değil mi? Aslında o kadar da ayrık tutma. Aa, blitz olan adam varmış. Karşıma gelmedi Allah'tan. Bakalım. Bu adamın 7 canı var. Hayalet mahalet de yok şu anda. Şu Kayle'i indirmek lazım. Ya Kayle indiyse. Gerçi Vayne biraz önce en büyük sıkıntı Vayne'di. Vayne'e vurun, Vayne'e vurun, Vayne'e vurun, Vayne'e vurun. Ha! Aman tanrım. Yenilgi serisine başladık. Çok ilginç şeyler oluyor. Kaç altının var bilmiyorum. Item olarak bize bu kalmaz, bu kalmaz. Bu kalsa çok iyi. Şu üçü çok iyi ya. Hangileri kalacak acaba? Spatula istemiyorum. Şu ve şu. Aman tanrım. Benim takımda efsane işler. 4 kişiye vuruyorsunuz ve 2x2 vurduğunuzu düşünsenize. Tamam, bunu aldık. Bunu bir Jinx'e verelim biz. Bir Jinx seyri alem yapalım ondan sonra Jinx'e. Yani bu adam zaten 2 kişiye vuruyor. Şimdi bu çarpı 2 mi yapıyor yoksa bir tane daha mı ekliyor? 52 altın oldu. Yetti değil mi? Aynen. Bir altınla yetirdik. Sen buraya git. Sen bunu koru. Çekerler mekerler. Sen de buraya git. Çekerler mekerler. Ya da sen şöyle dur. Şimdi bir refresh yaptık. Bir daha refresh yaptık. Bir dahaki tur alabileceğimiz adam var mı? Sen varsın. Seni kapatalım ya. Bundan sonra çok şey değil. 9 kılıç ustası arkadaşlar. Umuyorum video şu anda kayıt altındadır. Yani hiç tahmin etmeyeceğim şeydi. Hatta dedim ya geçen oyun bunu denedim. Olmadı. Şimdi bakalım. Herkes 4 kişi 4 tane vuracak. Oyundaki herkes 4 kere vuracak. Bu nelere yol açacak? Buna yol açtı. Şimdi bu adamı bir seviye atlatabilirsek gayet güzel olur. Hani kötü adam diye düşünmeyelim. Harika bir adam. En çok hasar kimden çıkmış? Bizim GP'den çıkmış bu item. Çok fazla kullanamıyoruz çünkü tak diye indiriyoruz direkt insanları. Uzasa bir şeyler olsa belki bir şeyler yapabilir ama. Şimdi seni aldık buradan. Refresh yapmayalım. Ondan sonra kapatıyoruz burayı. Şunu alalım. Vay anasını. Bizim Jinx atak yapamamış. Adam gibi. Öne falan mı koysak Jinx'i, ne yapsak? Tanklasın manklasın diye. Kimi yendik onu da hatırlamıyorum ben ama şu anda ilk 6'dayız arkadaşlar. Canlar da o kadar uçuk muçuk değil.
Sonra ejderha ile karşılaşacağız. Şu anda biz bu adamı 7 canı var. Yenebilir miyiz? 4, 6, 8 tane adamı var bunun. Dandik adama gitti. Şey yani onların şeyi. Şuraya ulaşmak lazım. Şu Kyle'a ulaşmak lazım. Bu adam çok büyük sıkıntıydı da nihayet kesebildik ya. Bayağı dayandı. Bizi de bayağı zorladı. Ben çok rahat kazanırız diyordum. 5 hasar neyse. 5 hasarı nasıl verebildi acaba? 40 vuruyorsun sen. Ne yaptın da 5 hasar verebildin orada adamlara? Bir refresh yaptık. Buradan bir şey bulamadık. Seni istemiyoruz. Yok, bir şey çıkmadı. Şu dördünden hangisi gelirse seviye atlayacağız. Artı Draven. Draven gelirse sevinmem. Kırmızıyı kime vereceğiz? Kırmızıyı sanıyorum GP'ye verebiliriz. GP'ye mi versek? Sonuçta iki kişiye falan vurabiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. Bilemiyorum. Yasuo'ya da verebiliriz. Sana da verebiliriz. Ama GP'ye vereceğim hemen. GP'nin hasarından memnunuz. Ultisi de sanıyorum kırmızı etkisi bırakıyor. Bir de buraya öldüğümüzü düşünün. Hiç bakmadım. Yasuo'nun ellerine falan bakacağım. Nasıl yapıyor? Hızlı mı vuruyor falan diye. Bakmak lazım onlara. Şimdi şunu sana verelim bir hata yapmadan. Yok. İstediğimiz bir şey yok. Ama şaka gibi. Nasıl bunlardan bir tanesi gelmez? Sen en düşük adamsın yani. Senin gelmen lazım. Sizlerin de gelmeniz lazım. Seviyeniz yüksek. Yasuo'yu izleyeceğim bu sefer. Gözlerim onun üzerine. Atak hızı en yüksek o çünkü sanıyorum. 1-0 aynen. Bunda bile o kadar yok. Itemlar olmasına rağmen. Haydi bakalım. Yasayero. Bakalım hızlı hızlı vurabilecek mi? Hiç böyle 4 kişi vuruyormuş gibi değil. Böyle hızlı hızlı vuruyor sadece. Bir şeyler yapıyor ama. Sen de gittin kanka. Hadi görüşürüz. Ya biraz daha keyifli olsun falan diyorum. Canlar da böyle düşük aslında. Böyle bir tane güzel bir ulti atan bir adam olsa patırt diye herkes ölecek. 700 can falan var mesela. Bunda 900 canı kalmış. Şunları bir güçlendirebilsek bir tanesini iki tanesini. Özellikle Yasuo çok iyi olur. Swain'in yanına hani başka adam falan düşünebilirsin ama ben Draven'ı da birazcık Draven'dan bufflansın veya en kötü o bufflansın falan diyerekten böyle bir düşünce içerisindeydim. Jinx'imiz zaten şey oldu değil mi? Jinx almaya gerek yok şu anda. İyi iki tane adam büyüttük burada. Aatrox'un da en azından orada 1-2 atak daha tanklaması o bizim işimize gelecek doğal olarak. 4200 vurmuş. Son 4'teyiz. Hatta son 2'de diyebiliriz yani bu adamları ben yenmesem bile bir şekilde yenişirler herhalde. Benim hayaletime bile ölebilirler yani eğer 3 kişi kalırsak. Bu adam kim? Bu adamın 2 canı var. Kalabalık. Vay yalan ettik bu adamda ya. Stunlar mutanlar şunlar bunlar. Zavallı Vayne. Kaderini bekledi orada. Son 3. Son 2. İkimizin de bu kadar az canı var. Draven'dan bir tane geldi. Şunu da alalım orada beklesin. Refreshlersek bu gelse zaten 2 canımız o 2 şey altın olacak. Şimdi bir dahaki turn'de bizim en çok işimize yarayacak şeylerden bir tanesini almak lazım. Ben burada hala atak hızı hehe diyelim. Ne dediğini hiçbir fikrim yok ama 9 tane herhalde slasher dedi. Bakalım. Yok, slasher demiyor. Slasher'ın simgeleri farklı biraz. İlk simge aynı ama neyse. Artık ne dediyse 9 dedi herhalde bundan bahsetti. Bakalım şu anda bir çabalıyoruz. Güzel yere gitti item. Yasuo'cuğum çabalıyor. Yasuo'cunun eller tutuldu Yasuo'nun. Biz ölüyoruz gibi. Arkadaşlar buradan ölür müyüz? Ölür müyüz buradan gerçekten? Ölürüz demeyin bana. Aman tanrım. Abi buradan ölmeyiz ya. Ölmememiz lazım bence. Item. Bu da çok güzel item. Ben buna gideceğim sanıyorum. İlk Yasuo'ya vereceğim. 2.5 olsun hata onun. Güzel itemlar var. Hatta 10 mu yapılırız falan filan diye düşündüm. Ona gitmeyiz. Nasıl kaybederiz biz burayı ya? Ha birisi bana açıklar mı?
Hadi bir tane Yasuo ver bana oyun. Yasuo ver bana bir tane oyun. Ah ulan. Ah ulan oyun. Yasuo'yu biraz arkaya falan mı koysam ya? Böyle çat diye ölmese. Şöyle mi yapsak? Sen ölürsün o zaman da. Sen de ölme ama. Bilemiyorum ki ya. Bu adamla nasıl olsa şey yok, blitz yok değil mi? O yüzden biraz daha toplu koyabiliriz. Korkuyorum şu anda. Deli gibi korkuyorum. Yasuo şu anda hızlı hızlı gidiyor. Biz bunu Fiora burada olduğu için Fiora çok fazla stunlıyor ya. Hadi Yasuo artık. Hadi, 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 hadi artık. Aldık mı? Aldık ha? Abi 9 tane kılıç ustası kalsak herkes 2 seviye ve hala alamama gibi bir durumumuz var. Bunu en azından şey yaptık. Ben orada Fiora'yı istemiyorum. Fiora direkt yalan ediyor ya bize. Şimdi buraya koyacağım. Onu sol tarafa koyacağım biraz. Son saniyelere doğru. Çünkü Fiora orada 2 saniye falan stunlıyor. Buzul adam da var. O da yalan ediyor. Son 3 saniyede yer değiştirir, yer değiştirir. Bir şeyler yapar. Yani hadi bakalım. Yani yine orada da bir değişiklik yaptı ama ne yapalım artık ona. Ona çok şey yap. Diğer buzulu kim bu adamın? Yok mu başka buzulu? Başka buzulu yokmuş. Sadece şey diye koymuş. İyi, güzel haber. Ne yapıyorsun lan? Dibe kadar yürüdün. Abi öldük. Abi şaka mı? Adamın da ne kadar güçlü bir takım olduğunu görüyoruz tabi ama bu kitabı kime versek? Bu kitabı da Yasuo'ya verebiliriz. Yasuo çok önde kalıyor bence ya. Yasuo'yu biraz daha arka plana koyup yemmem etmek lazım. İlk hata onun yememesi lazım. Burada sonuçta yüzdeli vuran bir adam var yani. Yüzdeli dedim hani can şeyini vuruyor. Şu Kayle çok çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı o Kayle. Şunu bir yenelim, ezelim de ondan sonra bakarız. Bu adama çok vururlar diye öne koymak istemiyorum. Şeyin orada tutacağı hasar çok önemli de. Ay ay. Vallahi Yasuo'ya bu kadar yatırım yaptık. Yasuo hala seviyeler takılı. Şu Zamazingo'yu kesemiyoruz yani ya. Ellere bak, Yasuo'ya bak. Yasuo 4.30 olmuş. Şöyle yapalım da. Jinx. Jinx'i şey yapacağız ne? Bu bize galibiyet getirir mi? Önünü kapatmak istemiyorum ben bu adamın. Draven ölsün. Draven hiç dert değil şu anda da. Şöyle yapalım yine de. Vuran adam buna vursun. Direkt en azından biraz tanklı olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi Yasuo, hadi Yasuo, hadi Yasuo. Yasuo stunlanmadığı durumda bir şeyler yalan edebilir. Abi. Şu adama, şu adama, şu adama, şu adama ulaşın, şu adama ulaşın. Stunladı. Abi adam sürekli ulti atıyor ki yani bunu kesemiyoruz. Abi şaka gibi oyun ya. Rakibi de tebrik etmek lazım tabii. Hani ne diyeyim? Helal olsun yani bu takım karşısında kazandı. Ben 9 tane kılıç ustası yaptım. Kesinlikle elimi böyle koyup kazanırım demiştim. Ama işte Kayle'ın da gücünü buradan görüyoruz. Adam o kadar kişiyi ayakta tutuyor. İsterseniz 75 milyar vurun hasarı. Hani çok 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 önemli. Orada hani şeyler, diğer bonuslar önemli değildi ama o itemlar gerçekten çok önemliydi. Bu yüzden de biraz zaten nerflendi. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Biraz fantasy build oldu. Benim için de ikincilik oldu. En azından bir 20-30 puan almışımdır. Kazanmayı çok isterdim. Bu kompozisyona nasıl kazanamadınız da diyebilirsiniz ama hani benim Kayle'a ulaşabileceğim çok bir şey yoktu. Hani Yasuo'yu ortaya koyabilirdim ama çok riskli olurduk Yasuo'yu oraya koymak. Direkt ölebilirdi. Biraz daha kenarlardan başlayarak toparlamasını istedim ben. Bunun dışında Jinx'i de öne koyamazdım. O da ölürdü. Assassin'in falan filan belki lazım olabilirdi. Bir şeyler lazım olabilirdi ama neyse, ne yapalım? Bu oyunluk bu kadardı. Herkes 4 kere vururken nasıl ben o tarafları eritemedim? Hadi nedir? Kyle şu soldaki 2 taneye verdi. Sağdaki adamlar ne yapıyor? Neyse.
Biraz üzgün, biraz sevinçliyim ama sevincim üzgünlüğümden çok daha fazla. Çünkü bir daha bu kadar şanslı olur muyum, olamaz mıyım bilmiyorum. Kılıç ustası gitmeye karar vermeyebilirim. İki tane böyle durum gelebilir ama kılıç ustasına gidip de böyle şeylerin gelmesi inanılmaz iyiydi. Hatta fazlaya bile çıkabilirdik. Buradan da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım beğenmişsinizdir. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle yapsaydın kazanabilirdiniz diye bir düşünceniz varsa onu da söyleyebilirsiniz ki ben de en azından düşüneyim, hak verebilirim. Bu benim görmediğim bir şey olabilir. O kadar rahatım ki kazanacağım konusunda hani çok fazla da belki taktik yapamamış olabilirim. Neyse bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. And now I know my heart is a gold.